damlasına kadar hak eden, Sarıkamış'taki şehit düşen ecdadını unutmayıp beyaz soğuğa rağmen gelen vatansever beyefendiler, hanımefendiler, sevgili gençler, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkan ve ilçe başkanları, kıymetli basın mensupları. TÜRKHAV olarak bu sene 6.'sını düzenlediğimiz geleneksel Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğine hoş geldiniz. Rusların istila ettiği Ardahan'ı, Kars'ı, Sarıkamış'ı kurtarmak için 22 Aralık 1914, 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Büyük Sarıkamış Çevirme ve Kuşatma Harekatı yapılmıştır. 3. Gordunun 9, 10, 11 kolorduları 24 Aralık 1914 günü şiddetli soğuğa rağmen Büyük Sarıkamış Çevirme ve Kuşatma Harekatı'na başlamış. Ayrıca gerilla harbi yapan yarı resmi Türk çeteleri de Ardahan'a hareket etmişti. 3. Ordu'dan bazı kıtalar 24-25 Aralık gecesi Sarıkamış'a ulaşmayı başarmış. Ancak Allahu Ekber dağlarını aşarken çetin zorluklar ve kış şartları sebebiyle gerek miktar gerekse mevcut silahları yönünden çok zayiat ve kayıp vermişlerdi. Allahu Ekber dağlarını aşan Mehmetçiklerden bir kolda Sarıkamış'ın doğusundaki Selim istasyonuna vararak demiryolunu tahrip edince Sarıkamış'taki Rus kolordu paniğe uğramıştı. Gayri resmi Türk çeteleri de 1915 yılı başında Ardahan'a girmişti. Rus Kafkas Ordusu Başkumandanı 3. Ordunun ilerleyişi üzerine 2-3 Ocak 1915 günlerinde telsiz ve telgraf ile müttefikleri Fransa ve İngiltere'ye günde birkaç defa yalvarıcısına başvurarak telefon konuşmalarını durduran soğuk ve kış Türk ordusunu engelleyemiyor. İkinci bir cephe açmazsak Türk ordularının ilerlemesi durdurulamaz haberini gönderiyordu. Kış 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar yolları tıkayıp çadırları yıktı. Arkasında dondurucu soğuklar bastırınca 150 bin kişilik ordunun 90 bini donarak şehit düşmüşlerdir. Aynı zamanda Ruslar da 32 bin askerini kaybetmiştir. Bu olayı en vezir biçimde Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkanı'nın anılarında buluyoruz. İlk sırada diz çökmüş 9 kahraman. Manzerleriyle nişan almışlar, tetiğe asılmak üzereler ama asılamamışlar. İkinci sırada cephane taşıyanlar var. Sandıkları bir avuçlamışlar ki kainattan hırslarını almak istiyorlar gibiler. Öylesine kas katı kesilmişler. Ve sağ başta binbaşı Nihat, dimdik ayakta, başı açık, saçları beyaza boyanmış. Gözleri karşıda, Allahu Ekber redalarındaki son Türk müfrezesini teslim alamadım. Çünkü onlar bizden çok evvel Allah'larına teslim olmuşlardı diyor. Sarıkamış kuşatma harekatı aşırı ve soğuk açlık yüzünden hedefe ele geçirilemeden sona erdi. Bizim millet olarak şöyle bir hasretimiz var. Biz zaferlerimizi anar ve kutlarız. Fakat hiçbir zaman üzüntülerimizi ve felaketlerimizi gündeme pek getirmeyiz. Eğer üzüntülerimizi, felaketlerimizi gündeme getirmezsek orada yaşananları unutursunuz. Eğer unutursak benzer acı olayları tekrar yaşamak zorunda kalabiliriz. Onun için unutmamalı ve hatırlamalıyız. İşte yasını tutmamız, hatırlamamız gereken acı olaylardan, dramlardan birisi de Sarıkamış'tır. Sarıkamış 80 bin, 90 bin canla yazılmış destandır. Sarıkamış bu milletin evlatlarının milletin bağımsızlığı için vatan topraklarına düşman ayağı değmemesi için milletin geleceği için nelere katlanabileceğinin fedakarlık sınırının neresi olabileceğini gösteren bir destandır, bir dramdır. Fakat bu dram bizim şerefimizdir. Çünkü atalarımızın şehit kanıyla sulamış ve sınırlarını şehitlerimizin kanıyla çizilmiş bu vatan topraklarını korumak için ölümü göze alarak Niğde Ulukışlı'ya trenle Samsun'a deniz yoluyla gelerek kilometrelerce yaya olarak Erzurum'a kadar yürüyerek oradan da -39 derece soğuk ve tipiye rağmen öleceğini bilerek donacağını hiç düşünmeden cepheye yürümüşler. 90 bin vatan evladı tek kurşun atmadan şehit olmuşlardır. Geçmişimizi iyi bilmeliyiz. Ecdadımız bu toprakları hangi şartlarda kanlarını dökerek, canlarını vererek, çeşitli uzuvlarını kaybederek,
çocuklarımızın emaneti bir güzel vatanımızı bizlere vatan olarak bıraktı. Vatan olmayan, hür olmayan, bağımsız olmayan bir milletin dini ve namusu ayaklar altında kalacağını bildikleri için Sarıkamış'ta, Allahu Ekber dağlarında Allah'a kavuştular. Ruhları şad olsun. Üzerlerinde yazlık elbiselere rağmen aç, susuz kilometrelerce -39 derece soğuktan yürüyerek, zaman zaman dondurucu soğuk ve tipi ile mücadele ederek, donarak, düşmanla çarpışarak şehit olmuşlardır. Gazilerimizi anmak, şehitlerimizi yad etmek, bir nebze de olsa onların yaşadıklarını yaşamak ve onların hasret kaldıkları sıcak bir tas çorbayı içip elhamdülillah deyip ruhlarına bir Fatiha göndererek şükranlarımızı sunmak Türk halkı olarak niyetimizdi. Ey donarak şehit düşen şehidim seni, içimiz sızlayarak ay yıldızlı bayrağımız dalgalandıkça, ezanımız semaları süsledikçe, istiklal marşımız coşkuyla söylendikçe unutmayacağız, unutturmayacağız. Huzur içinde uyu. Senin bizlere miras bıraktığın çocuklarımızın emaneti bu toprakları gözümüz gibi korumak bizim için en kutsal görevdir. Bizi bölmek isteyen emperyalistlerin, siyonistlerin ve onların yerli işbirliklerinin oyunlarına gelmeyeceğiz. Ve onların oyunlarını bozmak için birinci vazifemizdir. Bizi parçalayıp yok etmek isteyen şer odakların oyunlarını bozmak için mücadele etmezsek, bu vatan için ilahi kelimetullah davası, Allah davası, kısacası Türk-İslam davası için şehit olan aziz şehitlerimizin, gazilerimizin iki eli iki dünyada yakamızda olacaktır. Burada sözlerime son verirken aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, şükranla anıyor, katılımlarınızdan dolayı ve sizlere katkılarından dolayı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi personeline, Türk Hava Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Vatanımız sabah aydınlığını görsün, bütün geceler bizim olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hocamız tarafından aziz şehitlerimiz için indiren hatim duasını yapmak üzere Türk Diyanet Vakıf Sen Şube Başkanımız Sayın Satılmış Akyol Hocamızı buraya davet ediyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke ente semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. Vehdini vehdina ve vefikna ilel haq ve ila tariqa müstegim. Bi bereketi khatmil Kur'anil azim ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Allahümme ensur men nasaraddin ve gzül men hazelel müslimin. اللهم انصر جيوش المسلمين وأساكر الموحدين واكتب السلامة والصحة والعافية وعلى الهجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين أي رحمن ورحيم olan din gününün yegane sahibi, haliki ve maliki olan yüce Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Ya Rabbi bizleri kulluğundan ayırma. Ya Rabbi hanemizin, şehrimizin, vatanımızın, milletimizin, devletimizin, alemi İslam'ın üzerinden nusretini, yardımını esirgeme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, özellikle senin rızanı kazanabilmek ümidiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine nail olabilmek, ahirete irtihal etmiş olan bütün şehitlerimizin ve özellikle Allahu Ekber dağlarında şehit olan bütün şühedamızın ruhunu şad etmek üzere okunmuş olan hatmi şerifi, yapmış olduğumuz duamızı ve yapacağımız bütün dua ve ibadetlerimizi kabullerin en güzeliyle makbul ve muteber eyle ya Rabbi. Hasıl olan ecr-i mesevatı evvelen bizzat, menba-i kainat, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek münevver ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Diğer peygamber efendilerimizin de ayrı ayrı ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Amin.
Ehl-i Beyt'in, sahabenin, tabi'in, tebev-i tabi'in, e'imme-i din-i mubin-i müştehidin, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecma'in hazaratının ruhlarına da hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Alimlerin, ariflerin, Allah dostlarının, meşayih-i kiramların ilahi kelimetullah uğruna semalarımızı süsleyen ay yıldızlı bayrağımız, minarelerde okunan ezan-ı Muhammediyemiz, dinimiz, mukaddesatımız, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ırz ve namusumuz hususunda çekinmeden seve seve canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizin ve özellikle de Allahu Ekber dağlarında Allahu Ekber nidaları susmasın diye şehit olan bütün şehitlerimizin ruhlarına da hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabben Alemin, özellikle okumuş olduğumuz hatmi şerifleri Kur'an-ı Mubi'nin ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o güzel ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip ve müyesser eyle. Kamil bir iman ile yaşayıp mümin ve Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabben Alemin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir mümin cennetteki makamını görmeden ruhunu teslim etmez. Ya Rabbi, bizlere, bütün ümmeti Muhammed'e cennetteki makamını görerek ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle Allah'ım. Ya Rabben Alemin, şu dünya hayatımızda vücutlarımıza sağlık ver, sıhhat, afiyet ver. Evlerimize, yuvalarımıza huzur ve saadet ikram eyle. Vatanımıza, milletimize, devletimize, alemi İslam'a birlik, dirlik, sulh ve sükunet, birbirimizin gözüne baka baka selam vermeyi ve selam almayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabben Alemin, birbirimize kucak açanlardan eyle, arkasını dönenlerden eyleme. Ya Rabbi, bizleri birbirlerine buğz eden, kin ve nefret duyanlardan eyleme. Birbirlerini seven, sayan, hürmet edenlerden eyle. Ya Rabbi, bizlere birlik, dirlik, güç, kudret, kuvvet nasibi müyesser kıl. Her türlü beladan, musibetten, fitneden, tefrikadan, terörden sen bizleri, vatanımızı, devletimizi ve milletimizi koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Şu an itibariyle eksi derecede vatan boylarından nöbet tutan yavrularımıza, askerlerimize, komutanından erine varıncaya kadar terörle, şer odaklarıyla mücadele eden güvenlik güç ve kuvvetlerimize sen güç, kuvvet, kudret nasibi müyesser kıl. Bu mücadelelerinde nasıl ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Uhud'da Sa'd bin Ebi Vakkas'a at diyor ve sonra da ya Rabbi isabet ettir buyuruyorsa, bizler de aynı duayı bugün bizler de tekrarlıyoruz. Ya Rabbi, Allah için, Peygamberimiz için, vatanı, milleti, devleti, ay yıldızlı bayrağı için düşmene atılan her kurşunu onlara isabet ettir ya Rabbi. Ya Rabben Alemin, hudut boylarında onlara güç ver. Masa başlarında ilimle mücadele eden bizlere de ya Rabbi güç, kuvvet, kavrayış, idrak, şuurlar nasibi müyesser kıl. Ya Rabben Alemin, cümlemizi af ve mağfiret eyle. Ya Rabbi, bizleri kendine kul, Habibine ümmet eyle. Ya Rabbi, sen affetmeyi seversin, bu vesileyle de affeyle. Ya Rabbi, ahirete irtihal etmiş olan bütün ölmüşlerimize rahmetinle, mağfiretinle, affınla muamele eyle. Ya Rabbi, cümlemizi cennetinle, cemalinle taltif eyle. Yapmış olduğumuz bu acizane, ancak içimizden geldiği gibi halisane yapmış olduğumuz bu duamızı mübarek beldelerden Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Cemarat'ta, Kâbetullah'ta, Hacerül Esved'in karşısında, Mültezem'de, Rukni Yemani'de, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kabri saadeti başında yapılan ve kabul olan dualarla beraber kabul ve karin eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve gina azaben nar ve edkhilnel cennete me'al ebrar. Ya azizü ya gaffar ya Rabben alemin ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbin alemin. Teqabbel minna bi hurmetil Fatiha.
Ne olurdu yazmasaydım ben bu kara yazıyı, bilmeseydi namert suçsuz.